Evet, bugün Miami'ye gelişimin 3. günü. Tam 3 gün önce de Facebook, Ray-Ban'la işbirliği yaparak Facebook Stories diye bir gözlük çıkarttı. Bu gözlük nedir, ne değildir onu inceleyeceğiz. Ben de dostum Habertürk Teknoloji Editörü Cem Sümbül, onunla mesajlaştık. Böyle bir ürün çıkmış dedi, bir bakayım istedim. Şansa eve çok yakın bir yerde de Lincoln Road üzerinde Ray-Ban'ın kendi orijinal mağazası vardı. Oraya gittim. Orada da stokların bittiğini söylediler. Hızla tükendiğini söylediler. Çevre illerden, çevre bölgelerden de bu tarafa hep geliyorlarmış. Bu nedir? Kutu açılışımı yapacağız. Şöyle kutusu böyle. Wayfarer Ray-Ban Stories diye. Akıllı gözlük diyebiliriz. Fotoğraf çekiyor. Video çekiyor. 30 saniyelik videolar çekiyor. 4 GB'lık hafızası var. Facebook View isimli bir uygulama çıkarttı. Bu gözlükle beraber kullanmak üzere. O uygulamayı telefonunuza yüklüyorsunuz. Onların hepsini göstereceğim zaten. Kullanıyorsunuz. Ben polarize olan koyu mavi renkli modelini tercih ettim. Zaten çok fazla da bir seçenek yoktu. Diğer gözlükler biraz benim yüz hatlarıma küçük gelmişti. Ama bunu da sevdim. Bakalım, bir kutu açılışı yapacağız. Ondan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Ray-Ban ve Facebook işbirliğiyle ortaya çıkan Wayfarer modeli Ray-Ban Stories. Yani akıllı gözlük diyebileceğimiz, Mark Zuckerberg'in kendi deyimiyle akıllı gözlüklere bir adım daha ilerlemiş oluyoruz. Şöyle bir kutu açılışı yapalım. Açalım. Şöyle. Şurada bir güvenlik şeridi var. Aldığım model de şu şekilde. Ray-Ban Stories Wayfarer Large modeli. Shiny Blue, Polar Dark Blue. Polarize istedim. Özellikle araba kullanırken falan polarize gözlük iyi oluyor. Şurada emniyet etiketi var. Onu şu şekilde açıyoruz. Emniyet etiketini açtıktan sonra şuradan şöyle çekiyoruz. Şöyle bir kutusu var. Şöyle güzel detayları var. Şöyle açalım. Evet, bizi ne karşılıyor? Bu şarj kutusu karşılıyor. Bu şarj kutusu USB-C ile şarj olabilen ve yaklaşık 3 tam defa şarj edebilen bir kutu. Akıllı gözlüğümüzü. Şimdi gözlüğümüzü de şuradan şöyle gösterelim. Evet. Birazdan bunun detaylı incelemesine bakacağız. Evet, kutudan çıkanlara bakalım. Kutudan bu çıktı. Ve şurada bir tane evrak, mevrak, işte kağıt mağıt bir şeyler var. Bakalım neler var. Şöyle. Tabii burada da biliyorsunuz bu gözlüğü, akıllı gözlüğü kullanabilmek için de Facebook View isimli uygulamayı da indirmemiz gerekiyor. O da önemli. Şunu şöyle kenara koyayım. Burada işte bazı öğretici garanti belgeleri ve bazı talimatlar var. Şöyle bir de gözlüğü koruyacak güzel bir şöyle ufak detayları olan bir kılıf ya da koruyucu daha. Başka ne var? Evet, bir tane de USB-C kablosu. İki ucu da USB-C. Evet, kutu açılışı bu kadar. Başka bir şey yok. Şarj kutusunun dokusu şöyle deri gibi. Çok güzel. Çok aşırı büyük değil. Küçük de değil ama güzel. Yani şöyle göstereyim size. Evet. Şu herhangi bir yerinde bir şey yok. O çok güzel. Sadece bir tane USB-C şarj girişi var. Evet, şöyle bir açıyoruz. Açtığımızda bizi gözlük karşılıyor. Şu iç düzeyler böyle kadife gözlükte. Şu şekilde. Şu kısımda manyetik olarak tutuyor gözlüğü. Bakın şöyle yapışıyor. Manyetik olarak tutuyor. Gözlük bu şekilde. Şu kutuyu bir göstereyim. Gözlüğü zaten bol bol göstereceğiz. Şurada görüyorsunuz. Şöyle ufak bir şey var. Onu kaldırıyoruz. Ha,
Ağırlığım yok, gayet de güzel, hafif, hiçbir sıkıntı yok. Gözlüğü kullandığımız zaman ilk belirlemelere göre ben şimdi kutu açılışı yapıyorum. Şu an hiç deneme fırsatım yok. Sizlerle beraber canlı yayında açtık. Dolayısıyla ben bunu bir deneyeceğim ama ilk yapılan incelemelere göre yaklaşık bir 6 saat kullanım süresi veriyormuş. 4 GB hafızasına 30'ar saniyelik videolar kaydedip işte fotoğraflar falan çekiyorsunuz. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Onu da şöyle gözlüğü göstereyim. Şurayı da şöyle alalım. Şurada iki tane kamera. Evet, yani normal gözlükten çok böyle bilindik, acayip bir farkı yok. Sadece şu kısımlar bir tık kalın ama çok hafif biraz kalın. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi burada bu akıllı gözlük dedik. Bu akıllı gözlüklerle şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Bakın sevgili dostlar, tam şurada ve diğer tarafta burada hoparlörler var. Hemen alt kısımda da mikrofonlar bulunuyor. Şurada ve şurada. Evet. Dolayısıyla bu gözlüklerle hem telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz hem müzik dinleyebiliyorsunuz. Bunun artıları var, eksileri var. Hani çevrenizdekiler biraz sesleri duyabilirler. Ama araba kullanırken olabilir. Arabanın içinde zaten arabaya bağlanıyorum da diyebilirsiniz. Yani size kalmış ama gün içinde hani böyle hızlı pratik kullanım olarak istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya sonuçta böyle bir özellik var mı? Var. Yani telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz, müzik dinleyebiliyorsunuz. 30'ar saniyelik videolar çekebiliyorsunuz ve fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunları Facebook View uygulamasıyla birlikte anında yükleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakalım benim gözde nasıl duracak? Ne dersiniz? Evet, yüzünüzde bu şekilde duruyor. Nasıl yakışmış mı bilmiyorum ama yorumlarınız varsa yazarsınız. Çok dönmeyin lütfen, idare edin. Şimdi sevgili dostlar, iki tane 5 megapiksellik kameraları var. Hoparlörleri var, mikrofonları var. 4 GB da hafızası var. Bluetooth ve Wi-Fi kullanarak da telefonunuzla Facebook View uygulamasıyla bağlanabiliyorsunuz. Bunların hepsi güzel, böyle hızlı pratik veriyorum size. Gün içinde ben kullanacağım. Şu an şarjı yok, şarj edeceğim. Ondan sonra gün içinde kullanacağım. Ona göre bol bol video, fotoğraf çekerim. 30'ar saniyelik video çekebiliyor. Facebook hikayelerde veya Instagram hikayelerde paylaşmanız için fotoğraflar çekebiliyor. Telefonla görüşme yapabiliyorsunuz. Şuradaki hoparlörlerle direkt kulağınızla ve mikrofonlarla da. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz dedim ve müzik dinleme de yapabiliyorsunuz. Bunların şöyle bir sıkıntısı olabilir. Biraz ses açığa doğru geleceği için hani çevrenizdekiler rahatsız olabilirler veya konuşmak istediğinizi başkası duysun istemiyorsanız bu sıkıntı olabilir. Başka ne diyebilirim? Gözlük orijinal Ray-Ban. Orijinal Ray-Ban'dan kastım şu, Ray-Ban genel çizgilerinden hiçbir şekilde bozulmamış Wayfarer modeli. Onu kullanıyorsunuz. Normal camı kaliteli, güzel, polarize bir cam. Diğer farklı camlar da alabiliyorsunuz. Şeffaf olanı alabilirsiniz veya daha farklı kahverengi olabilir. Polarize olmayan camlar olabilir. Onları da alabilirsiniz. Mark Zuckerberg biliyorsunuz Facebook'un CEO'su. Onun bir açıklaması var. Diyor ki Google Glass'la başlayan ve bugünümüze kadar herkesin aklında olan akıllı gözlük, akıllı giyilebilir cihazlar konusunda biraz daha yolumuz var. En azından 5-6 yıl daha bir yolumuz olduğunu düşünüyoruz. İnsanlık olarak diyor, kendisi olarak değil. Ama biz bu şekilde bir başlangıç yapmak istedik. Evet biliyoruz telefonlarınız her an elinizde ama bu biraz daha böyle anlık sizin gözünüzden tecrübelerinizi yakalayabileceğiniz farklı bir deneyim olacak diyor. Bir nevi bir adım atıyoruz diyor. Güzel, şu an stoklarda da yok. Yani bir talep de var, merak da var. Gerçekten pil süresi önemli. Ne kadar kullanabileceğiniz önemli. İlk incelemelere göre 6 saat deniyor. 6 saat süresince video kaydı olmaz herhalde ama 6 saat aktif olarak kullanabildiğinizi düşünüyorum. Videoyu da hemen şimdi direkt iPad'de biraz böyle editleyip yükleyeceğim. Lütfen bana destek olun. Çok az abonemiz var. Yani 900 kişilik bir abone sayımız var. Onu da arttıralım. Bu arada hatırlatayım, bugün 11 Eylül, 14 Eylül'de yani yaklaşık 3 gün sonra iPhone lansmanı da var. Eğer o iPhone'lar
24 Eylül'de satışa çıkarsa onu da ilk çıktığı zaman temin edip bir inceleme videosu falan çekmeyi düşünüyorum. Apple canlı yayınlar da açacağım. Lütfen takip edin. Twitter, Instagram ve Facebook'ta Kahraman Uğurlu olarak beni bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Florida, Miami'den selamlar.